Bir kayda geçelim. Şimdi Gümrük Kanunu 237. madde özet beyancılara uygulanacak cezalarla ilgili düzenlenmiş bir madde. Burada özet beyan ya da özet beyana göre bunun yerine kullanılan belgelerde kayıtlı miktara göre noksan çıkan kaplar var ise ve bunlar Mareş'ten yüklenmemiş, başka yere çıkarılmış, kaza ya da avarya olmuş, yok olmuş ya da çalınmış ise gümrük idaresince belirlenecek süre içerisinde kanıtlanamadığı takdirde ki bu süre 3 aydır bu noksan kaplara ait eşyadan tarife pozisyonuna veya tarife pozisyonu tespit edilemiyorsa eşyanın cinsine ya da türüne göre tarifede dahil olduğu faslın en yüksek vergiye tabi pozisyonuna göre hesaplanacak gümrük vergileri kadar para cezası alınır. Yani noksan çıkan kaplar var. 3 aylık süre içerisinde bunlar ispat edilememiş. Eşyanın tarifesini biliyorum. O tarifedeki en yüksek vergi oranına göre. Tarifesini bilmiyorum, eşyanın cinsini biliyorum. Eşyanın cinsine göre tarifesini belirleyip o fasıldaki, yani diyelim ki eşyanın cinsi nedir? Bir demir çelik ürünü. 73. fasıldaki en yüksek vergi oranına tabi tarife pozisyonuna göre eşyanın gümrük vergileri kadar idari para cezası alınır. Bunlar noksan çıkan kaplarda. Tabii bir de aynı zamanda ne olacak arkadaşlar? Fazla çıkan kaplar olacak. Onları da gene görmüş olacağız. Ceza belirlenemiyor ise noksan her kap için 241'e bir uygulanır. Ceza belirlenemiyorsa, yani tarife tespiti yapılamıyor, ceza belirlenemiyorsa 241'e bir her kap için uygulanır. Fazla çıkan eşya, daha doğrusu fazla çıkan kapların gene gümrük idaresince belirlenecek süre içerisinde kanıtlanamadığı takdirde eşyaya el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir ve eşya tasfiyeye tabi tutulur. Ne demek mülkiyetin kamuya geçirilmesi? Devlet malı yapılması. Ve eşya devlete, yani Ticaret Bakanlığı tarafından mülkiyet kamuya geçirildikten sonra, ki bu mülkiyetin kamuya geçirilme kararını gümrük idare amiri verir ve daha sonra tasfiyeye tabi tutulur. Ancak burada tabii ki eşyanın sif kıymeti kadar, yani fazla çıkan eşyanın, fazla çıkan kapların daha doğrusu sif kıymeti kadar para cezası da tahsil edilir. Fazla çıkan eşyayı unutmuyoruz arkadaşlar. Her zaman tasfiye edilir. Türkiye gümrük bölgesine giriş yapan taşıt içerisinde özet beyan verilmeksizin eşya getirildiğinin gümrük idaresince belirlenmesi durumunda ya da eşyanın boşaltılmasına izin verilmesinden sonra gümrük idaresine bildirilmesi, verilmiş özet beyanla eşyanın hiçbir ilişkisinin olmadığının anlaşılması durumunda, özet beyanı vermekle yükümlü olan kişiye bu tespit edilemiyorsa eşyayı Türkiye gümrük bölgesine getiren kişiye gene ilgili sürelerde, yani 3 aylık süreler içerisinde Mareş'ten fazlalığın ispat edilemediğinin kanıtlanamadığı durumlarda söz konusu eşyaya el konularak mülkiyetin kamuya geçilmesine karar verilir, tasfiye işlemine tabi tutulur ve ayrıca eşyanın gene sif kıymeti kadar para cezası verilir. Yani gelen eşya özet beyan kapsamı dışı bir eşya ise fazla eşya olarak kabul ediliyor. Bu eşya tasfiye ediliyor ve gene eşyanın sif kıymeti kadar para cezası burada uygulanmış oluyor arkadaşlar. Ve son olarak 238. maddeye geldik arkadaşlar. Önemli maddelerden bir tanesi, çünkü burada da bazı değişiklikler oldu. Şimdi şöyle bir giriş yapalım bu 238. maddeye. Biz halde işleme rejimini, gümrük kontrolü altında işleme rejimini ve geçici ithalat rejimini uyguluyoruz. Tabi burada geçici ithalat rejimi derken tam muafiyet yöntemiyle geçici ithalat rejimini uyguluyoruz. Biz bu rejimlere aykırı hareket ettiğimizde Gümrük Kanunu 238. maddeye göre cezaya tabi tutuluruz. Buradaki cezamız eşyanın gümrüklenmiş değerinin 2 katı idari para cezasıdır. Ancak
241. maddede ilgili bentlerde geçen durumlar hariç, yani süre aşımları hariç, hangi süre aşımları? Dahilde işleme gümrük kontrolü altında işleme rejiminde süre bittikten sonra bir ayı aşmayan sürede eşyayı işleme tabi tutmamak. Ya da 2 ayı aşmayan sürede eşya işleme tabi tutmamak. Geçici ithalattaki eşyalarda gene 1 ay ya da 2 ayı aşmayan sürelerde eşyayı işleme tabi tutmamak. Geçici ithal edilen kara taşıtlarında 3 ayı aşmayan sürelerde eşyayı bir gümrükçe onaylanmış işlem ve kullanıma tabi tutmama durumlarında Gümrük Kanunu 241'e göre cezalar usulsüzlük cezası olarak uygulanıyor. Ama biz bu 2 aylık süreyi geçtikten sonra ya da taşıtlarda 3 aylık süreyi geçtikten sonra artık Gümrük Kanunu 238'e göre ceza alırız. Yani girişte bu ayrımı yapmak bu anlamda çok önemli arkadaşlar. Şimdi 238 bize ne diyor onu görelim. Dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve geçici ithalat rejimlerinde bu hükümlerin ihlali halinde eşyanın gümrüklenmiş değerinin 2 katı idari para cezası verilir. Yani gene eşyanın sıfır kıymeti artı ithalat vergileri toplamı ve 2 katı çarpılarak bu idari para cezası olarak tahsil edilir. Şimdi burada eşyanın gümrüklenmiş değerinin 2 katı idari para cezasının uygulanabilmesi için nasıl fiillerin gerçekleşmiş olması gerekir? Burada örnekleri görelim. Belge, izin, ihracat taahhüdünün kapatılması sırasında belge izin sahibine verilen miktarın üzerinde ithalat yapıldığı tespit edilmiş. Şimdi benim belgemde ne kadar ithalat yapacağım belli. Bu kısma göre fazladan ithalat yapmışım. Ve bu kısma tekabül eden, yani fazladan ithalat yapılan kısma tekabül eden ithalattan doğan vergi Gümrük Kanunu 238 uygulanarak, yani o kısım için gümrüklenmiş değerin 2 katı uygulanarak ceza tahsil edilmiş olur. Yani fazladan ne kadar eşya ithal etmişsem o eşyanın gümrüklenmiş değerinin 2 katını ödüyorum. Ya da başka bir örnek var. Belge izin kapsamında ithal edilen değişmemiş eşyanın sif ithal tutarının gerçekleşen FOB ihraç tutarının %1'inden fazla olması halinde bu oranı aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi gümrüklenmiş değerinin 2 katı uygulanarak tahsil edilir. Yani benim %1 oranında değişmemiş eşya ithalatı yapma hakkım var. Ama ben %2 oranında yapmışım. %1 fazladan ithal etmişim. O %1'e tekabül eden eşyanın gümrüklenmiş değerinin 2 katı idari para cezası uygulanmış oluyor. Yani Gümrük Kanunu 238'in uygulanabilmesi için dahilde işleme, gümrük kontrol altında işleme ya da geçici ithalat rejimine aykırı bir işlemin yapılmış olması gerekir. Diğer durumlarda ne oluyordu arkadaşlar? Dersin başına dönelim. Yani ithalat beyanı gibi ben bunu yapıyor isem dahilde işleme rejimi diyelim şartlı muafiyette o zaman Gümrük Kanunu 234. maddeye göre ceza alıyorum. Yani gümrük vergilerinin 3 katını tabii serbest dolaşımda 3 katı oluyor. Dahilde işlemede yarı oranında ne olmuş oluyor? Dahilde işleme rejiminde yarısını ceza olarak ödemiş oluyorum. Yani 234 ile 238'i karıştırmayalım. 238 rejim ihlalleridir arkadaşlar. Tam muafiyet suretiyle geçici ithalatı yapılan özel kullanıma mahsus taşıtlara ilişkin ihlallerde gümrük vergileri tutarının 1/4'ü idari para cezası verilir. Yani şöyle 2 örnek verelim. Ben fuara bir eşya getirdim. Bana 3 ay geçici ithalat izni verildi. 3 aylık süre bitti. 1 ay geçti eşyayı çıkarmadım. 2 ay geçti eşyayı çıkarmadım. 3. aya düştüm. 3. ayda o getirdiğim, fuara getirmiş olduğum eşyanın gümrüklenmiş değerinin 2 katını ceza olarak ödüyorum.
Ancak ben Almanya'dan Türkiye'ye gelen gurbetçi bir vatandaşım ve beraberimde arabamı getiriyorum. Arabama 6 ay süre verdiler. 6 ay boyunca Türkiye'de kullandım. Süre bitti. Bir ay geçti arabamı çıkarmadım. 2 ay geçti arabamı çıkarmadım. 3 ay geçti arabamı çıkarmadım. 4. aya geldiğimde aracımın gümrük vergileri tutarının 1/4 oranında idari para cezası ödemek zorundayım. Yani kapıdan çıkarken çıkışta nereden yapacağım çıkışı? Kapıkule'den yapacağım. Çıkışı sağlarken, çıkışı gerçekleştirirken araca ait gümrük vergilerinin 1/4 ödemek zorundayım. Ancak burada şöyle bir detay var. Bakın bu çok teknik bir bilgidir. Taşıtın gümrük gözetimine alınmış olması halinde ÖTV hariç işlem yapılır. Yani gümrük vergisi artı KDV'nin 1/4 uygulanır. Taşıtın mevcut olmaması, gümrüğe teslim edilmemiş olması halinde özel tüketim vergisi de hesaplamaya dahil edilerek gümrük vergisi, ÖTV ve KDV toplanarak 4'e bölünerek yani bu vergi toplamının 1/4 uygulanarak araç sahibinden bu vergiler tahsil edilir. Yani geçici ithal edilen eşya ile geçici ithal edilen kara taşıtlarında ceza farklı uygulanmaktadır arkadaşlar. Bunu da unutmamakta fayda var. Şimdi dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında rejimine ilişkin hükümleri ihlal etmişiz. Ama rejim kapsamında ithal eşyası işleme faaliyetindeki hali ve işlem görmüş halde dahil olmak üzere gümrük gözetiminden mevzuata aykırı olarak çıkarılmamış. Ve bunun gümrük gözetiminden çıkarılmamış olduğunun tespiti de yapılmış. İthal eşyasının gümrük vergileriyle ilgili rejime ilişkin beyannamenin tescil tarihinden tespitin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı oranında faizin toplamı kadar idari para cezası verilir. Şöyle bir örnek verelim. Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemini kullanıyorum. Birinci ayda kumaş getirdim. Altıncı ay oldu. Kumaşı hala üretime tabi tutmadım. Ve belge sürem de sona erdi. Gümrük idaresi de geldi. Eşyayı benim depomda tespit etti. Bu işleme faaliyetine tabi tutmadım ve vergilerini girişte teminata bağlamış olduğum ithal eşyasının gümrük vergileri beyannamenin tescil tarihinden tespitin yapıldığı tarihe kadar geçen süre içinde gecikme zammı oranındaki faizin toplamıyla birlikte tahsil edilir. Yani eşyanın ithalat vergisini benden faiziyle birlikte tahsil etmiş oluyor. Neden bunu uyguluyor? Çünkü ben o eşyayı işleme faaliyetine tabi tutmak için getirmişim ama işleme faaliyetine tabi tutmamışım, üretime katmamışım, üretime dahil etmemişim. Bu gümrüklü sahada ya da firmanın deposunda tespit edilirse ithalat vergileriyle birlikte gecikme zammı oranında faiz toplamı kadar uygulanır. Diğer bir durumda geçici ithalat rejiminde taşıtlar hariç geçici ithalat rejiminde ithal edilen eşyanın süresi içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması durumunda gümrük vergileriyle rejime ilişkin beyannamenin tescil tarihinden tespitin yapıldığı tarihe kadar gecikme zammı oranında faizin toplamı kadar idari para cezası verilir. Yani burada da ne yapmışım? Taşıtlar hariç geçici ithalat rejimi kapsamında eşya ithal etmişim. Süresi içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutmamışım. Gümrük idaresi gelmiş, tespit etmiş. Gümrük vergileriyle birlikte, tabii bunu beyannamenin tescil tarihinden tespitin yapıldığı tarihe kadar belirliyor. Gümrük vergileriyle gecikme zammı oranındaki faizin toplamı kadar bir idari para cezasını uygulamış oluyor arkadaşlar. Yani burada şu var, rejim ihlali var ancak eşya ortada. Yani eşya nerede? Eşya gümrük gözetiminin
altında gümrük gözetiminde bulunan eşya. Gümrük gözetiminde değilse zaten orada sıkıntı olur. Yani orada kaçakçılıktan dolayı da işleme tabi tutulabilirsiniz. C ve D bentlerinde belirtilen eşyanın yapılacak tebligat tarihinden itibaren 60 gün içinde gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması halinde ayrıca gümrük vergileri tutarında idari para cezası verilir. Yani burada durum şu. Gümrük geliyor, eşyayı tespit ediyor ve diyor ki ithalat vergilerini faiziyle birlikte senden tahsil ederim. Bu cezayı kesiyor, bu uygulanıyor. Bu tespitten sonra tebligat yapıyor ve diyor ki 60 gün süreniz var. 60 günlük süre içerisinde eşyayı yurt dışı et. Yani yeniden ihracat yap. Ya da gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tut. Örneğin imha et. Örneğin gümrüğe terk et. Örneğin ithal et. Bunlar yapılmazsa ayrıca gümrük vergileri tutarında idari para cezası verilir. Bakın bu uygulanan ikinci bir ceza. Yani bir öncekinde ithalat vergilerini faiziyle birlikte alıyordu. Artı burada 60 günlük süre veriyor. 60 günde işlemleri tamamla diyor. Tamamlamaz isen bir de diyor gümrük vergileri tutarı kadar bir daha ceza uygularım diyor. Bunlar tabii sonradan 2019 yılında eklenen maddeler. Ayrıca burada verilecek cezalar 241. maddenin 6. fıkrasındaki miktarlardan az olamaz arkadaşlar. 241. maddenin 6. fıkrasındaki miktarlardan az olamaz. Ve kamu kuruluşları 241. maddenin 1. fıkrasındaki cezai hükümlere göre burada ilgili cezayı öderler. Bunu dersimizin başında da söylemiştim. Kamu kuruluşları burada baktığımızda sadece usulsüzlük cezası yani 241. maddenin 1. fıkrasına göre usulsüzlük cezası öderler arkadaşlar. Bunları da unutmamakta fayda var. Ve son olarak 239'u da görmüş olalım. Bu da çünkü önemli bir madde. Şimdi şöyle bir giriş yapalım 239. maddeye. Aslında bu usulsüzlük cezası oluyor. Usulsüzlük cezası 239'da başlıyor. 241. maddeyle bildiğiniz gibi devam ediyor. 240. madde mülgadır. Yani yürürlükte değildir. Şimdi 239. maddede şunu söylüyor. İthalat veya ihracat vergilerinden muaf eşyayı. İthalat veya ihracat vergilerinden muaf eşyayı belirlenen gümrük kapıları dışında başka yerlerden izinsiz ithal veya ihraç etmek, buna teşebbüs etmek durumunda gümrük işlemlerini yaptırmaksızın yurda sokanlar ya da çıkaranlar ya da teşebbüs edenlere söz konusu ithalat eşyası ise sif değerinin onda biri, söz konusu ihracat eşyası ise FOB değerinin onda biri oranında para cezası uygulanır. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken nokta şu arkadaşlar. Sınavda buna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. İthalat veya ihracat vergilerine tabi eşyayı belirlenen gümrük kapıları dışında izinsiz olarak yurda ithal etmek durumunda ya da işte ihraç etmek durumunda kaçakçılıkla mücadele kanununa göre ceza verilir. Tabii kaçakçılıkta ihracatla ilgili orada bir hüküm yok. Sadece ithalatla ilgili var. Onu da tekrar hatırlatalım. Ama kaçakçılıkta şöyle bir ifade var bildiğiniz gibi. İthalat vergilerine tabi eşyayı gümrük kapıları dışından ithal etmeye teşebbüs ederseniz ya da ithal ederseniz ceza arttırılarak uygulanır arkadaşlar. 1/3'ünden yarısına kadar hapis ve para cezası, idari para cezası arttırılarak uygulanır. Yani buradaki cümledeki fark budur arkadaşlar. İthalat veya ihracat vergilerine tabi ya da muaf eşya. İthalat ihracat vergilerinden muaf eşya ise gümrük kanunu 239. maddeye göre ceza uygulanır. Bunu unutmuyoruz. Buradaki cezamız da ithalatta sif değerinin onda biri, ihracatta ise FOB değerinin onda biri oranında
idari para cezasıdır arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Evet, bu kısmı da tamamlamış olduk arkadaşlar. Süremiz de